Kuru kahveci Mehmet Efendi, kahve kokusunu 150 yıl öncesinden günümüze ulaştırmayı başarmış, Cumhuriyet döneminin önemli logolarından bir tanesidir. İHA Hulusi Görey tarafından tasarlanan bu logoda birçok açıdan anlamlar ve incelikler bulunmaktadır. Gelin şimdi bu logonun derinliklerine inelim. Selçuk Bey'in ricası, bir tık daha büyütebilir misiniz? Alo. Logo yorumlarından iyi günler. Ben Öncü Özgönül. Bu ilk videomuzda Cumhuriyet döneminde tasarlanıp geçerliliğini günümüze kadar sürdüren, hepimizin bildiği Kuru Kahveci Mehmet Efendi Mahkumları logosunu irdeleyeceğiz. Kuru Kahveci Mehmet Efendi 1871 yılında İstanbul'da iş yaşamına başlayan ve işletmesi zamanla Türkiye'nin köklü markalarından bir tanesi haline gelen bir Türk kahvesi firmasıdır. Kuru Kahveci Mehmet Efendi için şu ana değin iki amblem ve bir de logo çalışması yapılmıştır. Sırasıyla Mimar Zühtü Başar 1932 öncesinde, İHA Hulusi Görey ise 1932'de bir amblem tasarlamış ve 1993'te de grafik tasarımcı Bülent Erkmen, İHA Hulusi'nin amblemini daha güncel dokunuşlarla logolaştırmıştır. Günümüzde kullanılan halinde olduğu gibi kahve içen kişinin görüldüğü amblem, 1932'de ünlü Türk grafik sanatçısı İHA Hulusi Görey tarafından yapılmıştır. Ancak İHA Hulusi öncesine biraz değindiğimizde Zühtü Başar ismini görüyoruz. Zühtü Başar aslında bir mimardır. Kuru Kahveci Mehmet Efendi oğulları için Art Deco tarzında bir bina yapmış, bu binanın dükkan tabelasına da bir amblem tasarlamıştır. İşte Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin 1932'ye kadar kullandığı logosu buydu. 1931 yılında vefat eden Mehmet Efendi'nin ardından oğulları Hasan Selahattin, Hulusi ve Ahmet Rıza Beyler baba mesleğini sürdürdüler. Markalaşma konusunda daha sıcakkanlıydılar. 1932'de İHA Hulusi Görey'e bir amblem çizdirdiler. Şimdi bu amblemin teknik açıdan incelemesine geçiyoruz. Evet, kahvelerinizi hazırladıysanız başlayalım. Ambleme baktığımızda Türk kahvesi içen bir figür görmekteyiz. Sağ eliyle tuttuğu fincanı ağzını kapatmaktadır. Göz hizasından ağzına doğru inen iki adet M harfi, Mehmet Efendi ve Mahdumları, yani oğulları, sözcüklerinin baş harfleridir. İHA Hulusi, kısaltmalarda kullanılan nokta işaretini aynı zamanda burun imgesi olarak birleştirerek oldukça zekice bir çözümleme yapmıştır burada. Zaten Görey'in tasarladığı bu amblem, tipografik elemanları görsel imgeyle bağdaştırma konusunda yapılmış öncü çalışmalardan biriydi. Tipografinin imgeyle bütünleşmesi, kurum ismini de okutarak görsel, sözel bir sentaks yaratmıştır. Buna zaten az sonra değineceğiz. Gözümüzü yukarı taraflara çevirdiğimizde Kuru Kahveci yazısını görüyoruz. Yuvarlak hatlı ve kalın karakterleri sahip olan bu metin, başın üstündeki saç, şapka ya da aksesuar işlevlerine hizmet etmektedir. İster bilerek yapılmış olsun, ister olmasın, bu kullanım şekli Cumhuriyet döneminin kıyafet devrimlerini halkla buluşturma hamlelerinden biri olarak değerlendirilebilir. İlk başta zorlama gibi gelecek bu teorimi az sonra güçlü kanıtlarla detaylandırdığımda bana hak vereceğinizi ümit ediyorum. Bu kadar kalın yazılmış metnin sonlarına dikkatli baktığımızda C gibi görünen harfin E harfini nasıl da benzetildiğini bir bakın lütfen. İşte burada İHA Hulusi'nin genç tasarımcı arkadaşlarımıza gösterebileceği güzel bir ipucu var. E harfi ile C harfi yapıları öz itibariyle farklıdır. C harfi yuvarlak temelli iken E harfi dikdörtgen hatlara sahiptir. Bu ayrımı bilen İHA Hulusi, zaten C harfinin hemen yanında olan E harfini daha minimal bir hareketle hem de yalnızca E harfinin dikdörtgen kare formundan yararlanarak çözümlemiş, kalın karakterin getirdiği tasarım sorununu başarıyla yok etmiştir. Öte yandan yazı karakterinin temel geometrik biçimlere indirgenmesi dönemin tarzının bir yansımasıydı. İHA Hulusi, kahve içen bir kişi imgesini oluştururken, bugünün piktografik dilini çağrıştıran bir sadelikle çizgileri en aza indirgemiş, bunu yaparken de modern sanat hareketlerinin anlatım dilini görsel dile aktaran, dönemin tasarım yaklaşımında olduğu gibi yalın, geometrik bir yapı kurmuştur. Bilindiği gibi makine estetiğinin hakim olduğu 20. yüzyılın başındaki sanat hareketlerinde,
insan figürü de dahil olmak üzere tüm imgelerin temel geometrik biçimlere indirgenmesi, özellikle Fernand Léger'in yapıtlarından örnek alınarak grafik tasarıma uyarlanmaktaydı. Az önce değindiğim gibi tipografik elemanların görsel imge ile bağdaşımı konusuna göstereceğim bir örneğim daha var. Fincan tutan el gerçekten de fincan parmakları olarak adlandırabileceğimiz baş parmak, işaret parmağı ve orta parmaklarla tutulmaktadır. Bu tutuş şekli Türk kahvesi içimine özgü jestlerden biri olmakla birlikte aynı zamanda E harfini çağrıştırmaktadır. Peki neden? Neden E harfini görebilmek bu kadar kolaydır? Çünkü kurum isminde çokça E harfi geçmektedir. Kuru kahveci Mehmet Efendi isminde en çok yer alan sesli harf E harfidir. İşte size tipografinin kurum ismini amblemde okutma çabasına güzel bir örnek. Öte yandan kahve fincan tutan elin anlamı, İHA Polusi'nin ara değerlerden arınmış, ışık gölge kontrastlığından yararlanarak gerçekleştirdiği tipik görsel anlatımın bir örneğidir. Oranlamaya baktığımızda amblemin uzunluğunun tam 3 eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz. Üst, orta ve alt kısım olarak nitelendirebileceğimiz alanlar belirgin biçimde eşittir. Evet, son derece titiz ve ciddi hazırlanmış bir amblem tasarımı görmekteyiz. Ne yalan söyleyeyim, ben bu çalışmayı incelemeden önce bu kadar tam anlam ve yan anlam barındırdığını bilmiyordum. O yüzden İHA Polusi'ye olan saygım bu çalışmayla bir kat daha arttı. Zaten İHA Polusi bir tasarımcı olarak toplumu yeni ilkeler doğrultusunda yönlendirilmesine katkıda bulunmayı bir görev kabul etmekteydi. Erken Cumhuriyet döneminde birçok afişte imzası vardır. Zaten Cumhuriyeti afişleyen adam olarak anılmasının nedeni de budur. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği tasarım çalışmaları, genç cumhuriyetin Batı modernizmini örnek alan ideolojisinin ve toplumsal yaşam modelinin göstergeleri ve ikonları olmuştur. Logoda yer alan tipografik elemanların tırnaksız yazı karakterlerinden seçilmiş olması, 20. yüzyılın yeni tasarlanmakta olan dünyasını ifade ettiği düşüncesiyle Batı dünyasının ısrarla kullanmaya başladığı harf karakterleri olmasından kaynaklanmaktadır. Bu logo çalışmasında da seçilen elemanlar, Cumhuriyet'in Batı'yı örnek alan yeni ideolojisini toplumun bilinçaltına işleyerek benimsetme konusunda bir işlev üstlenmişlerdir. Okuma yazma ve kıyafet devrimlerini vurgulayan devletçi afişlerin tarzına baktığımızda, konuyu basit ve hızlı anlatacak keskinlikte bir anlatım tekniğinin işlendiğini görmekteyiz. İHA Polusi, aynı sade tekniği işte bu çalışmasına da yansıtmıştır. Logoya başka bir açıdan bakıldığında, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hat sanatı bağlamında yazı elemanlarının görsel nitelikleriyle bir resim gibi ele alınmasının çağdaş bir üründeki karşılığı olarak da değerlendirebiliriz bu amblem çalışmasını. İHA Polusi tarafından yapılan amblem, 1993 yılında Bülent Erkmen tarafından kurum ismiyle ilişkilendirilerek yeni bir yapısal kurgu içine sokuldu ve bu yapının bir parçası haline getirilerek logolaştırıldı. Bu düzenlemede renk kullanımı da devreye girdi ve adını kahveden alan kahverenginin karşı tonları kullanıldı. Üst üste iki bant içine alınmış okunaklı logotip karakteri, amblemdeki kuru kahveci yazısını destekler nitelikte tırnaksız karakterlerden seçilmiştir. Amblem demişken, amblemdeki yazı karakterine de dikkat etmişsinizdir. Bir önceki çalışmaya göre hatları daha keskinleştirilmiş, belirginlik bir kat daha artırılmıştır. Aynı keskinleştirme hamlelerini elde de görmemiz mümkündür. 1993'te yeni dünyanın kurumsal logo anlayışına katılan bu yapıtın bir önceki amblem ile arasında küçük farklılıklar gözümüze çarpmaya devam ediyor. Eski ve yeni çalışmaya dikkatli baktığımızda burun noktasının konumundaki farklılığı görebiliyoruz. Bülent Erkmen küçük bir dokunuşla temas eden noktayı biraz üste alarak yerleşimi daha belirginleştirmiştir. Altını çizerek söylemem gerekir ki, yeni logonun yapılandırılması ile eski logo arasında bir üstünlük karşılaştırması yapamayız. İkisi de üstündür. Nitekim kendi zamanlarının ruhunu yansıtmaktadırlar. Asıl zamansız olan fikrin kendisidir ve geçerliliğini bugüne kadar sürdürmüştür. Bu örnekten hareketle bir logonun başarısını sadece tasarımcıda arayamayız. Logo tasarım süreci tamamlanıp da tasarımcının sorumluluğu sonlandıktan sonra o çalışma şirket yönetiminde görev alanların, o markayı tercih eden tüketicilerin ve hatta marka tanıtımını yapan ajansların yükümlülüğü altına girer. Tüm bu faaliyetler logoya olan duygusal bağın ölçüsünü belirler. Zamanla kurulan o duygusal bağ da bir logonun başarısını gözler önüne sermektedir.
günümüz tasarım otoritelerinin yaslandığı logo ilkelerine göz attığımız zaman o ilkeler arasında zamansızlık, anlaşılırlık, konuyu anlatma, renk seçimi, siyah-beyaz uygulamada iş görme gibi prensiplerle karşılaşırız. Kuru kahveci Mehmet Efendi bu anlamda çağdaş logo ilkelerine de uyum sağlayan tasarımıyla oldukça ileri görüşlü bir örnek olduğunu biz tasarımcılara fısıldamaya devam etmektedir. Kaynakları için Profesör Doktor Dilek Bektaş'a teşekkürlerimi sunarım. Umarım hazırladığım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen yorum kısmına kendi görüşlerinizi yazmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.